İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm atağa kalktı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin turizme yönelik projeleri var. Şimdi bunlara bakacağız. Muhabir arkadaşımız Yavuz Kılıç'ın konuğu olacak. Şimdi oraya gidelim. Bakalım Yavuz Kılıç konuğuyla Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Turizmi ile ilgili neler konuşacak? Ertan Ömeroğlu, Kuzey Kıbrıs Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli gelişmeler var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en fazla öğrenciye sahip üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi devrim niteliğinde bir atak yaptı. Önemli bir gelişmeye imza attı. 500 yataklı bir hastane yaptılar. Ancak bu hastane aynı zamanda da turizmini de etkileyecek önemli bir kapıyı da aralamış oldu. Şimdi bu projenin ayrıntıları neler? Onu önemli bir konuğumuzla konuşacağız. Kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Günsel'le beraberiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizden dinleyelim isterseniz. Neler yaptınız? Ben devrim niteliğinde dedim ama doğru mudur sizce? Şöyle anlatmak isterim. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kurulmadan önce ülkede sağlık sorunları vardı. Bir tıp fakültesinin olmadığı bir ülkede mutlaka sağlık belirli bir standardın üzerine çıkamaz. Turizmle ve eğitimle anılan, geleceğini turizm ve eğitime bağlamış olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sağlıklı bir destinasyon sayılmıyordu. Turist sağlığını garanti altına alabilmiş bir ülke olarak kabul edilmiyordu. Neden? Şöyle ki kendi vatandaşınızın sağlık hizmetini dahi belli bir standartın üzerine çıkaramamış bir ülkenin turist sağlığı konusunda iddialı olması çok mümkün değildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin geçtiğimiz yıl açılması ile birlikte 3 önemli gelişmenin biri hastanenin açılması. Hastanemizin açılmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlıklı, uluslararası standartta sağlık hizmeti veren bir ülke olduğu dünya kamuoyuna böylece duyurulmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'mizin, ana vatanımızın desteğiyle, sağlığa verdiği teşviklerle, turizme verdiği teşviklerle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tur operatörlerinin elini taşının altına koyarak, risk alarak binlerce charter koltuk sayısına imza atmaları ve yakında Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bu gelecek olan turistlerin uluslararası standartta sağlık hizmeti alabileceğini sunması, imzalaması ile geçtiğimiz yıl ülkemize Avrupa ve diğer ülkelerden gelen turist sayısında %30'luk bir artış görüldü. Çok ciddi bir rakam. 100 bin civarlarında, 110 bin civarlarında olan tanıdık vasıtasıyla gelen turistin yanı sıra tur operatörleri aracılığıyla, charter seferlerle 30 bin civarında ek turist ağırladık geçtiğimiz yıl. Bu yıl birkaç ay önce ITB Berlin Fuarı'nda tur operatörlerimiz ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak imza attığımız charter seferler ve anlaşmalar ile bu yıl 50 bin ek, yani %30-35'lik bir artışı da bu yıl 50 bin ek turist olarak, Avrupa'dan 50 bin ek turist olarak ülkemizde ağırlamayı planlıyoruz. Yani geçen yıl 30 arttı, bu sene bir 30 daha mı artacak? Geçen yıl 30 bin arttı, bu sene 50 bin daha artması bekleniyor. 50 bini garanti altına aldık diyebiliriz. Çok iyi bir start, çok iyi bir başlangıç yapmıştınız. Şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm için her şeye sahipti. Tek eksiği ambargolar altında olduğu kesin. Fakat bir en büyük handikapı turist sağlığını garanti altına alamıyor olmasıydı. Tıp Fakültesi Hastanesi ile, akreditasyonlu bir Tıp Fakültesi Hastanesi ile turistlerin, gelecek olan turistlerin sağlıkları garanti altına, uluslararası standartlarda garanti altına alındığı için dolayısıyla tur operatörleri, hem uluslararası tur operatörleri hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tur operatörleri daha cesur bir şekilde ülkeye turist taşımaya başladılar. Bu da turizmdeki önemli bir gelişmeyi sağladı. Evet. Turist sağlığının yanı sıra ülkeye ek bir turizm dalı oluşturulmuş oldu. Sağlık turizmi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yine Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile başlamış oldu. Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan, Gagavuzya'dan, İngiltere'den
sağlık, şifa arayan insanların da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeye başlaması, turizmdeki yeni dalın da turizmi güçlendireceği, ülke ekonomisini güçlendireceği müjdesini veriyor. Şimdi bunlar tabii çok güzel gelişmeler, ancak şöyle bir baktığımızda Kuzey Kıbrıs'ın sanayileşmesi vesaire gibi unsurları da değerlendirdiğimizde en önemli zannedersem gelir kaynakları eğitim ve turizm. Bu konuda da çok önemli bir adım atılmış oldu bu yaptığınız faaliyette herhalde. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6 üniversitesi var. Bu küçücük adanın biz bir açık kampüs, ülke kampüs olduğunu iddia ediyoruz. Muhteşem doğası, iklimi ve Akdeniz insanının sıcaklığıyla tam bir eğitim adası ve turizm adası aslında. Bu tür eksiklerimizin de işte sağlık gibi, sağlık turizmi gibi turizme ek bir yelpazeye yeni bir yaprağın veya turist sağlığının garanti altına alınmasıyla kısa bir sürede, hemen bir yılda gözle görülür artış oldu ve bunun devam edeceğini, ülkenin hak ettiği turist sayısına ulaşacağını ümit ediyoruz. Biz de bu ümidi taşıyalım, size katılalım bu ümit konusunda. Yayınımıza katıldınız İrfan Bey, çok teşekkür ederiz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok önemli bir adım atıldı. Kuzey Kıbrıs'ın iki tane önemli kolu var. Birisi eğitim, birisi turizm. Yakında o üniversitesinde yapılan bu 500 yataklı hastane hem eğitime katkı sağlayacak hem de turizm konusunda önemli adımlar atılmaya başlanmasını da sağlamış olacak. Zaten şimdiden 50 bine yakın artış gözlenmiş bir yıl içerisinde. Bakalım önümüzdeki senelerde Orta Doğu bölgesi yeni bir cazibe merkezine daha kavuşacak mı? Umudumuz bu yönde olsun diyelim.